Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2020 videosuyla sizlerle birlikteyim. Bu videoda ekranda da görmüş olduğunuz üzere Futbol Manager'daki yeniden Wonder Kit olsalar serimizin yeni bir videosuyla karşınızdayım. Bu bölümdeki konuğumuz Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun yıllarca çok şeyler beklemiş olduğu isimlerden birisi olan Muhammed Demirci olacak. Muhammed Demirci geleceğin Messi'si, geleceğin işte Ronaldinho'su olarak gören bir kesim vardı ve bu kesimin beklenti Aksine çok kötü bir performansla Yıldızı sönen oyuncular arasındaydı Onu oyunda yansıtmaya çalıştım Videonun detaylarına biraz sonra Geçeceğim ama videonun detaylarına geçmeden önce Her zaman olduğu gibi hatırlatmak istiyorum Sizlere eğer bu video ilerleyen dakikalarda Hoşunuza giderse aşağıdan Beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala Abone değilseniz lütfen abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın Ayrıca sizlerden destek amaçlı bu videoya En az 250 like atmanızı Rica ediyorum arkadaşlar Bütün hatırlatmalarımızı da yaptıktan sonra hızlı bir şekilde Futbol Manager 2020'de Muhammed Demirci Wonderkid olsaydı daha doğrusu yeniden Wonderkid olsaydı ne olurdu bu soruya cevap arayalım. Evet arkadaşlar videoya yeniden hoş geldiniz. Tarihlerimiz 1 Temmuz 2019. Videoya geçmeden önce öncelikle hatırlatmak istiyorum Muhammed Demirci'nin ve diğer oyunculara ait save dosyaları ve database dosyalarını oynamak istiyorsanız aşağıda bulunan katıl butonundan kanala üye olup bu dosyaların hepsini topluluk sekmesinde bulabilirsiniz. Topluluk sekmesinde eğer bu dosyalar yoksa bana özelden ulaşıp bu dosyaları da talep edebilirsiniz. Sadece kanal üyelerine özel bir şey bu. Bunu da belirtmek istiyorum. Onları da hatırlattıktan sonra hemen videoya geçelim. Gördüğünüz üzere tarihler 1 Temmuz 2019 Muhammed Demirci yazarak böyle bir başlayalım ilk önce Muhammed Demirci çıkmıyor çünkü itibarı düşük bir oyuncu. Muhammed Demirci şöyle Beşiktaş'ta karşımıza çıkıyor. İyi bir profili yok ama temel özelliklerinin iyi olduğunu sizlerde de görebiliyorsunuz. Dribbling, teknik, vizyon, özel yetenek ve vücut zindeliği özellikleriyle dikkat çekiyor genç Muhammed. Oyuncu özelliklerine geldiğimizde 78 yetenek puanıyla başlıyor oyuna ve 180'e kadar ulaşması bekleniyor. Yeni Messi olarak adlandırıldığı için ben 180 civarına çektim oyuncunun mevcut potansiyel potansiyel ulaşması beklenilen yeteneğini. Onun dışında özellikleri tabii ki uyum 10, hırs 11, sadakat 16, baskıya dayanıklılık 14, profesyonellik 10, topmenlik 13, huy 13, tartışma 4, süreklilik 12, çirkeflik 12, önemli maçlardaki formu 12, sakatlanma 25 ve çok yönlülüğü 10 olarak belirlendi. 169 boyundaki oyuncunun. Bu gizli özellikler oyunda sabit vardı. Ben hiç ellemedim. Onlar o şekilde devam ediyor arkadaşlar arkadaşlar. Oyuncuyu Beşiktaş'ın altyapısında görüyoruz. Oyuncu Beşiktaş'ta yıldız olması beklenen bir isimdi ve Beşiktaş'ta yıldız olmaya çok yakındı aslında ama bu yeteneklerini kullanamadı bir oyuncumuz. E, detaylarını biraz sonra göreceğiz. 10 sezonluk bir simulate olacak. 10 sezon boyunca oyuncunun tek tek profilini inceleyeceğiz. Onun için hemen ilk sezonun sonuna gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tarihler 1 Haziran 2020. Hemen Muhammed Demirci'nin şöyle bir profiline bakalım sizlerle beraber neler olmuş neler bitmiş. Muhammed Demirci hala Beşiktaş altyapısında devam ediyor kariyerine. Teknik özelliği 20'ye yükselmiş. İlk kontrol, dribling özellikleri iyi seviyelerde. Özel yetenek aynı, vizyon aynı. Fiziksel olarak da bir tık gelişmiş. Oyuncunun yetenek puanına baktığımızda 78'lerden 101'e kadar ulaşmış. ilk sezon için gayet iyi. Geçmişine baktığımda sadece Beşiktaş formasıyla bir maçta bir gol atmayı başarmış. E, o maçın hangisi olduğuna da sizlerle birlikte bakalım. Hangi maçta gol atmış Beşiktaş'ta. E, ben bakmıştım sanırım. 3-0 kazandıkları Konya maçıydı sanırım. ikinci sezonda attığı gol. Ben de merak ediyorum bazen. Evet 3-0 kazandıkları Konya maçında 3-0 olarak kazanmışlar ve Muhammed Demirci takımının son golünü sonradan girip 60'a benziyor. İlk sezonda zaten değinebileceğimiz fazla bir şey yok. Diğer altyapıyla 45 tane maça çıkmış ve Beşiktaş takımının gelecek vadeden ismi olarak gözüküyor Muhammed Demirci. Şu an için 110 bin euro güncel değeri var ve takımından 50.000 euro yıllık maaş almakta kendisi. Birinci sezona dair çok söyleyecek bir şey yok. Hemen ikinci sezonda devam edelim. Onun dışında tabii Türkiye Kupası'nda da bir kere sonradan oyuna girmiş ama çok sonradan oyuna girdiği için Ortalama bir puan ona çıkamamış. Hemen ikinci sezona bakalım. İkinci sezonda Beşiktaş forması giymeye devam etmiş mi Muhammed Demirci? Evet arkadaşlar 2020-2021 sezonunun sonuyla devam ediyoruz. Hemen Muhammed Demirci yazmak istiyorum ben. Muhammed Demirci Beşiktaş takımına yükselmiş. 2.6 milyon euro güncel değeri var. Transfer durumundaki yükselişi devam ediyor ve sözleşmesi de aynı şekilde devam ederken ilk kontrol dribbling teknik özelliği aynı şekilde kalmış. Özel yeteneği bir puan yükselmiş karar alma kararlılık, onun dışında hız hızlanma, vücut zindeliği, denge ve çeviklik gibi özellikleri dönem dönem artmaya devam ediyor. Milli takımlarda alt yaş kategorilerinde altı kez forma giymiş kendisi. Yetenek puanı olarak da 118'e kadar ulaşmış ilk sezonun ardındaki sezonda ikinci sezonda. ikinci sezonda Beşiktaş formasıyla 18 maçta 5 gol atarken 2 asist yapmayı başarmış Muhammed Demirci. Bu maçların 15'inde ilk 11'de sağda yer bulmuş kendisi 3 kere de sonradan oyuna girmiş Muhammed Demirci. Şöyle Süper Lig'e bir gelmek istiyor ben Türkiye Süper Ligi'ne baktığımızda Beşiktaş'ın şampiyon olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Muhammed Demirci Beşiktaş formasıyla ilk şampiyonluğunu yaşamış ve Beşiktaş'ın fikstürüne baktığımızda sezon başında mı sezon sonuna doğru mu oynamaya başlamış onu da görelim istiyorum. E şurada görüyorum Muhammed Demirci, Muhammed Demirci gol atmış burada hatta 2-0 kazandıkları maçta. Onun dışında yine bir Galatasaray'a karşı gol attığını görüyorum 62. dakikada kendisinin. Yine burada Fenerbahçe'de Türkiye Kupası yarı finalinde atmış. Finalde Başakşehir'e mağlup olmuşlar son hafta. Kendileri Başakşehir'i mağlup ederek de şampiyon olmuşlar. Puan puana giden bir mücadele sonucunda Fenerbahçe'nin önünde ilk şampiyonluklarını almışlar. Muhammed Demirci ve Beşiktaş geçmişinde önemli anlarına bakacak olursak bir şampiyonluğu var. Gelmiş geçmiş en iyi 11'e dahil olmuş kendisi. Muhammed Demirci ikinci sezonda. İkinci sezona dair de söyleyeceğim şeyler bunlar. Hemen 3. sezona devam edelim. Bakalım Muhammed Demirci'nin yükselişi 118 yetenek puanıyla nasıl olmuş? Evet arkadaşlar üçüncü sezonun sonuyla devam ediyoruz. Türkiye Süper Ligi'ne geldiğimizde Beşiktaş'ın tekrar şampiyon olduğunu görüyorum. Başakşehir'in biri puan önünde. Gerçekten önemli bir başarı Beşiktaş adına. iki sezon üst üste şampiyonluğu almışlar. Beşiktaş kadrosuna geldiğimizde Muhammed Demirci'nin gördüğünüz orada zaten 130 yetenek puanına kadar ulaştığı görülüyor. Has özelliği iyi anlamda gelişmiş. Vizyon özelliğinin geliştiğini görüyorum. Hız hızlanma özelliklerinin geliştiğini görüyorum kendisinin. Tekrardan şöyle gösterelim. 130 yetenek puanla sahip kendisi 8.25 milyon euro güncel değeri var ve yeni sözleşme imzalamış 700 bin euroya yakın para alıyor Beşiktaş'tan. Beşiktaş'ta geçirdiği sezonda 28 8 maçta 6 gol atarken 5 asist yapmış kendisi ve sezon boyunca 34 maçta 8 gol atarken de 6 asist yapmayı başarmış. 6.93'lük bir ortalaması mevcut. Muhammed Demirci'nin fikstür olarak baktığımızda Beşiktaş Şampiyonlar Ligi A grubunda yer almış. Şampiyonlar Ligi A grubundan 0 çekerek maalesef elenmişler. Kendileri 1 gol atabilmişler, 15 gol yemişler. Onun dışında Türkiye Kupası'nda da yarı finale kadar gelmişler. Yarı finalde Fenerbahçe onları eleyen taraf olmuş. Muhammed Demirci'nin de bu dönemde iyi bir performans sergilediğini görüyoruz tabii ki. Son maçta sezonun sezonun son maçında Galatasaray'a karşı da forma giymiş. 8.1'lik iyi bir puan ortalaması. Mevcut Muhammed Demirci'nin onun dışında Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe maçında Jean Lucas ve Enkudu'nun golleri var. Burada Türkiye kupası var. Önemli maçlarda gol atmış mı diye bakmaya çalışıyorum Muhammed Demirci ama herhangi bir golünü göremedim şu ana kadar ama yine de 6 gol 5 asistle gerçekten iyi bir performans sergilemiş Muhammed Demirci. Son bir kez profilini göstereyim ve 4. sezona geçeceğim ardından. E, Muhammed Demirci iyi bir profile sahip olmaya başlıyor. Yakında Avrupa devleri de onun peşinde koşmaya başlayacaktır. Şu an için transfer durumunda herhangi bir transfer söylentisi olmasa da minimum serbest kalma bedeli 23 milyon euro olarak belirlenmiş yabancı kulüplere Muhammed Demirci'nin. Muhammed Demirci 3 sezon itibariyle böyle bir performans çizdi. Hemen 4. sezonun sonuna gidelim. Bakalım Muhammed Demirci'nin istikrarı artmaya devam etmiş mi? Evet arkadaşlar 4. sezonun sonundayız. Türkiye Süper Ligi'ne geldiğimizde sezonun son haftası oynanmamış hala yani hazırlıklıyız zaten bunu ama Muhammed Demirci'yi ona rağmen 11 asistle asist krallığında görüyoruz. Ve sezonun asist kralı olacak büyük ihtimalle Muhammed Demirci. Beşiktaş kadrosuna geldiğimizde Muhammed Demirci 141 yetenek puanına kadar ulaşmış. Sezon boyunca 8 gol atarken 11 asistle 7-21'lik bir ortalaması var. Ve Beşiktaş'ın en değerli isimlerinden bir tanesi olma yolunda ilerliyor. Ve yeni sözleşme imzalamış Beşiktaş'la. terbest kalma bedeli 23 milyon euro olarak devam ediyor. Yeni sözleşme imzalamış evet geç geçmişine baktığımızda sezon boyunca 37 maçta 9 gol atarken 11 asist yapmış. Avrupa kupalarında pek verimli bir performansı yok gibi duruyor kendisinin. Şurada Şampiyonlar Ligi B grubunda yer almışlar. Şampiyonlar Ligi B grubundan 3. olarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitmişler. Şampiyonlar Ligi maçlarında kendisine yer bulabilmiş mi peki Muhammed Demirci ona da bakmak istiyorum ben. Şampiyonlar Ligi maçlarının ilkinde tabii ki kendisi forma şansı bulmuş. ikinci maçta da forma şansı bulmuş. Liverpool'u 1-0 kazandıkları maçta da forma şansı buluyor Muhammed Liverpool'un ikinci maçında da 6.2 gibi çok kötü bir ortalama ile oynuyor. Gol attı bir maç var mı diye bakarken öyle bir maç yok. Avrupa Ligi'ne gidiyorlar burada. Birinci eleme turunda Young Boys eliyorlar. İkinci eleme turunda maalesef Tottenham onları elemeyi başarıyor. Bu seviyede ve kupaya veda ediyorlar. Super Lig'in son maçı da çok kritik olacak mı ona bakmak istiyorum. Üçüncü sıradalar şu anda ve üçüncü sırada bitirmeyi garantilemişler. Hatta ikinci sıraya bile yerleşebilirler. Son haftadaki Trabzon'un maçının doğrultusunda Trabzon'da Galatasaray ile oynuyor bu arada. Galatasaray Sarayı içinde de kupa dışında kalmış dersek yanılmış olmayacağız. Ama Muhammed Demirci'nin e, 4. sezon itibariyle kendisini çok fazla geliştirdiğini ve yetenek puanı olarak 141'e geldiğini, Avrupa devlerinin yavaş yavaş onun için Beşiktaş'ın kapısını çalacağını söylersek yanlış bir cümle kurmuş olmayız. Bu arada 9 kez de milli takım forması giymeyi başardı kendisi. Lig kupaya baktığımızda 2 tane Türkiye Ligi şampiyonluğu var. Ödüllerinde de haftanın takımında birçok kez adı geçmiş Muhammed Demirci'nin 4 sezon itibariyle hemen 5. sezonuna geçelim. Muhammed Demirci'nin bakalım artık yükselişi ne seviyelere gelecek onları görelim. Evet arkadaşlar videomuzun 5. sezonundayız. Tam yarısına geldik. Türkiye Süper Ligi'ne geldik. Tekrardan Beşiktaş'ın ligde 2. olduğunu görüyorum ben. Ee, yine bir Beşiktaş'a gelelim. Beşiktaş'ta Muhammed Demirci'yi görebileceğiz mi diye bakıyorum. Muhammed Demirci Beşiktaş'ta görüyoruz. Yetenek puanı olarak 145'e kadar yükselmiş kendisi ve sezonu 24 maçta 6 gol atarken 4 asistle tamamlamış. Önemli bir sakatlığım olmuş ona bakmak istiyorum. Evet önemli bir sakatlığı olmuş. 3 ay milli takımda Sakatlanmış kendisi ve kalçasından ciddi bir sakatlık geçirmiş. Bunun için 3 aylık bir maç maratonunu kaçırmış gibi duruyor Muhammed Demirci. Fiziksel özellikler olarak çok ciddi yükselişe geçmiş. Teknik özelliklerini anlatmaya zaten gerek yok çok iyi. Zihinsel özelliklerinde de çalışkanlık hariç yine konsantrasyon ve çalışkanlık hariç iyi özellikleri var. Yükselişte olan bir oyuncu Muhammed Demirci 13 milyon euro güncel piyasa değeri var. Ve Beşiktaş'ta bu sezon toplamda 30 maçta 8 gol atarken 5 asist yapmış. Beşiktaş'ta onun yokluğunu aramış gibi. Gibi duruyor arkadaşlar. Çünkü e, onun yokluğunda Fenerbahçe 11 puanla ligi şampiyon olarak tamamlamış. Beşiktaş'ın ekranına geldiğimizde fikstür olarak Avrupa Ligi'ndeki ilk maçta Leg Poznan'a elenmişler maalesef. İlk maçtaki golü atan isim Muhammed Demirci olmuş. Onun dışında sezon boyunca iyi bir performans çizmişler ama sezonun son düzlüğünde yaptıkları hatalar yani 5 maçlık bir galibiyetsizlik serisi söz konusu. Bu 5 maçta galibiyetsiz kalınca Beşiktaş maalesef ki lig şampiyonluğunu Fenerbahçe'ye kaptırmışlar. Muhammed Demirci ve Beşiktaş Beşiktaş'ın kilit oyuncusu olarak da Muhammed Demirci gözükmekte. 5. sezon sonunda. Hemen 6. sezona geçmek istiyorum. Ben çok fazla detaylarla sizi boğmak istemiyorum. 6. sezonda bakalım Muhammed Demirci Beşiktaş'ta kalmaya devam edecek mi? Yoksa önümüzdeki sezondan itibaren onu Avrupa'da mı izleyeceğiz? Evet arkadaşlar videonun 6. sezonuyla devam ediyoruz. Bu arada Türkiye Milli Takımı'nın başında da İsmail Kartal var. Şöyle Süper Lig'e geldik. Beşiktaş'ın ligi 7. sıradan tamamladığını görüyorum. Muhammed Demirci hala Beşiktaş'ta maçın adamı ödülünü 7 kez kazanarak bu ödül ciddi bir pay sahibi olmuş. Şimdi şöyle baktığımızda ciddi bir sakatlığı var kendisinin. 6 gün ile 2 hafta arasında bir sakatlık var. 157 yetenek puanına kadar ulaşmış kendisi ve sezon boyunca e, sezon boyunca 28 maçta 5 gol atarken 8 asist yapmış. 7 kez maçın adamı 7-14'lük bir ortalaması var. Bununla birlikte sezon boyunca 43 maçta forma giymiş. 9 gol atarken 19 asist yapmış kendisi. Uluslararası kupalarda 2 gol 7 asistle 10 maçta ciddi bir performans sergilemiş. Muhammed Demirci Avrupa arenasında kendi adına iyi işler yapmış. İzleyen takımlar var Barcelona, Olimpik Lyon ve Juventus takımları Muhammed Demirci izliyor. Sözleşmesindeki 23,5 milyon euro bir serbest kalma maddesi var. Bu maddeden dolayı belki Beşiktaş onu önümüzdeki dönemde kaybedebilir. Yetenek puanlı olarak çok iyi bir seviyeye gelmiş Muhammed Demirci ve Beşiktaş'ı taşıyan isimlerin başında gelmekte. Şöyle Beşiktaş'ın ekranına gelelim ve fikstür olarak bakalım. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i ilk maçta mağlup ediyorlar ama ikinci maçta deplasman golüyle kendileri mağlup oluyor. Dorin Rotary var bu arada Beşiktaş'ta. O da 14 ya da 15'in çok ciddi bir Wonderkid idi. UEFA Avrupa Ligi H grubunda AEK, Leipzig ve Fehervar takımıyla eşleşiyorlar. Bu gruptan rahat bir şekilde çıkmalarını beklerim ben açıkçası ve gruptan rahat bir şekilde çıkıyorlar. Leipzig'in ardından 8 gol atıp 8 gol yiyorlar. Gruptan çıktıktan sonra birinci eleme turunda Krosnodar geliyor. Krosnodar maçlarında Muhammed Demirci'nin forma giydiğini görebiliyor muyum? Göremiyorum. İlk maçta oynamamış. ikinci maçta 7.9'da oynamış. E, asistleri olmuş olsa gerek. İkinci turda ise kendilerini karşısına Juventus geliyor. Juventus'u ilk maçta 2-2 berabere kalıyorlar. Muhammed Demirci bir gol atıyor. İkinci maçta da Deplasman'da 2-1 mağlup oluyorlar maalesef ki ve Van'ın dışında kalıyorlar ikinci turda ama Muhammed Demirci bu dönemde gerçekten çok iyi bir performans sergiliyor. Genel bakışa bakacak olursak da zaten yapmış olduğu 6 asistle e, şu anda turnuvanın asist kralı olarak turnuvayı bitiriyor Muhammed Demirci ama maalesef ki yapacak bir şey yok. Beşiktaş yine ikinci turda turda eleniyor. Türkiye kupasında da yarı finalde. Fenerbahçe'ye elenip kupanın dışında kalıyor Beşiktaş. 6. sezonun sonunda Muhammed Demirci ve Beşiktaş. Beşiktaş da bugüne kadar 2 şampiyonluğu yaşadı kendisi. Onun dışında Türkiye Süper Kupalarını da alamamışlar. Ve Türkiye Kupası'nda da finallerde kaybeden bir Muhammed Demirci ve Beşiktaş profili. Söz konusu arkadaşlar. Hemen geçelim 7. sezona. 7. sezon itibariyle artık Muhammed Demirci'nin takımdan ayrılma sinyalleri izlendiğine dair gözüküyor. Ve milli takımda da bu arada 26 maçta 5 gol atmış Muhammed Demirci. Bir sonraki bölümün başında da Muhammed Demirci'nin milli takım kariyerine bir inceleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun 7. sezonuyla karşınızdayım. Muhammed Demirci milli takımın kilit oyuncusu olmuş. Fixtür'e e bakalım milli takım bu dönemlerde neler yapmış. 2020 e, Avrupa şampiyonasında kendileri yaralamamış. 2022 Dünya Kupası'nda da yaralamamışlar. 2024 Avrupa şampiyonası D grubunda 3'te 0 yaparak kupanın dışında kalmışlar. Muhammed Demirci bu dönemde oynamaya başlamış ve 2026 Dünya Kupası A grubunda Amerika ve Yeni Zelanda ile eşleşmişler. Bunu da bir sonraki bölümde sizlere göstereceğim göstereceğim. Muhammed Demirci'nin profiline geldiğimizde kendisini Napoli forması giyerken görüyoruz ve 18 milyon euro karşılığında kendisi Napoli'ye transfer olmuş. 37 maçta forma giymiş Napoli'de ve 5 gol atarken 8 asist yapmış. Yetenek puanı olarak 169 yetenek puanına sahip olan Muhammed Demirci ülkemizin göğsünü kabartmaya devam ediyor. Özellik bazında çalışkanlık özelliğini geliştirmiş. Biraz gerçekten önemli olmuş bu. Fiziksel özellikleri de hız ve hızlanması 14-13 olurken zıplaması düşük. Güç özelliğinin biraz daha gelişmesi gerekiyor. Ayakta durabilmesi için ama yine de Napoli ile çok iyi bir performans sergilemiş gibi duruyor. Napoli bu dönemde sezonu 5. sırada tamamlayıp Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanmış. İstatistik olarak baktığımda Muhammed Demirci'nin asist sıralamasında mı yer aldığını görmeye çalışacağım. Asist sıralamasında kendisi 5. sırada yer almış. Yapmış olduğu 8 asiste ciddi bir asist sayısına sahip ve bunun dışında kupalarda oynamış. Geçtiğimiz sezon Napoli büyük ihtimalle Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazanamamış. İtalya kupasında da çeyrek finalde kendi Kendileri Fiorentina'ya eğlenmişler. Muhammed Demirci de çok kötü bir maç çıkarmış 7. sezonda. 7. sezonu da fazla detaylandırmaya gerek yok. Şimdi bu sezondan itibaren kendisi Napoli formasıyla bakalım neler yapacak. Muhammed Demirci, Capone, Martinelli ve Otsani Od Eduard'la birlikte mükemmel bir dörtlüleri var ileride. Bakalım Simone Inzaghi ile birlikte Napoli'de neler yapacak. Muhammed Demirci hemen devam edelim 8. sezonla. Evet arkadaşlar videonun 8. sezonuyla karşınızdayım. Hemen Muhammed Demirci yazalım mı? Muhammed Demirci yine karşımıza Napoli'de çıkmaya devam ediyor. Napoli forması yeni oyuncunun güncel değeri 59 milyon euro olarak belirlenmiş. E, serbest kalma bedeli herhangi bir serbest kalma bedeli yok. Yetenek puanı olarak 176'ya kadar ulaşmış ve gerçekten e, dünyanın en iyi oyuncular arasında yer alıyor Muhammed Demirci. Peki Napoli bu dönemde ne yapmış? Napoli Serie A'da 6. sırada kalıp e, Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanmışlar. Napoli ile neler yaptığına bakmak istiyorum Muhammed Demirci'nin bu sezon. Sezon boyunca 37 lig maçında 7, maç, 7 gol 5 asist ve 4 kez maçın adamı oluyor. Sezon boyunca ise 46 maçta 10 gol atarken 7 asist yapıyor. Profiline göre biraz düşük kalmış Muhammed Demirci. Peki Napoli bu dönemde neler yapmış? Avrupa Ligi D grubunda Utrecht, Utrecht Zorya Lutanks ve Rangers ile beraber yer almışlar. Gruptan çıkmayı başarmışlar lider olarak ve lider olarak çıktıkları grubun ardından ikinci eleme turunda Zenit St. Petersburg'u elemeyi başarıyorlar. Çeyrek finale kalıyorlar. Çeyrek finalde Tottenham'a ilk maçta 1-0 mağlup oluyorlar. İkinci maçta 1-1 berabere kalsalar da kupanın dışında kalıp e, sezona erken veda ediyorlar kendileri ve Alman oyuncu Thorsten Frings'in takımın teknik adamı olduğunu görüyorum. Muhammed Demirci de takımın kilit oyuncusu olarak devam ediyor 8. sezonda. 9. sezon itibariyle Muhammed Demir neler yapacak e, transfer durumuna bakmak istiyorum. Herhangi bir transfer hareketliliği yok ama 9. sezondan itibaren bir sürpriz olabilir. Özellikleri çok ciddi manada iyi yere geldi Muhammed Demirci'nin çünkü fiziksel özellikleri de çok iyi. Teknik özelliklerini zaten anlatmaya gerek yok. Uzaktan şut özelliği 9'dan 13'e kadar yükseldi. Serbest vuruş kullanma, pas, onun dışında teknik, vizyon, işte topsuz alan, soğukkanlılık gibi özellikleri çok üst düzeylerde Muhammed Demirci'nin. Onunla birlikte tabii ki hemen 9. sezona geçelim. 25 yaşındaki oyuncu bakalım. 9. sezon itibariyle neler yapmış. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Şu anda 9. sezonun başındayız. 9. sezonun sonundayız daha doğrusu özür dilerim. Muhammed Demirci'yi buradan gördük. Paris Saint Germain'e gitmiş kendisi. Paris Saint Germain'e tam 71 milyon euro karşılığına gitmiş ve 33 lig maçında 10 gol atarken 18 asistle 7-5'lik bir ortalamayla sezonun değil kariyerinin en iyi ortalamasını yakalamış. Sezon boyunca 50 maçta oynamış. 13 gol atarken 21 asist yapıyor. Kendisi 7-47'lik bir ortalaması var. Muhammed Demirci'nin Lig 1'e geldiğimizde Muhammed Demirci ve Paris Saint-Germain'in durumuna bakacağım. Paris Saint-Germain Lig'de çok rahat bir şekilde şampiyon olmuş. Hem de 112 puanla. Muhammed Demirci yapmış olduğu 18 asistle asist krallığında bir numaralı sırada yer alıyor ve gol krallığı sıralamasında da 10 golle görmeye alışık olan çünkü aşağıda e, biraz daha aşağılarda kalıyormuş herhalde. Ondan dolayı Muhammed Demirci'nin Tabii ki profilini göstermek gerekirse, e, yetenek puanını da göstermek gerekirse 176 civarında tam potansiyeline neredeyse ulaşmış pozisyonda Muhammed Demirci. Paris Saint Germain'in fiksiyeye bakacak olursak Şampiyonlar Ligi B grubunda Wolfsburg, Beşiktaş ve Milan'la eşleşiyorlar. Gruptan rahat bir şekilde çıkmış olmalarını bekliyorum ben. Rahat bir şekilde 6'da 6 yaparak çıkmışlar. Birinci eleme turunda rakipleri Valencia olmuş. Valencia'yı rahat bir şekilde elemişler. Çeyrek final finaldeki rakipleri Manchester City olmuş ve Manchester City'ye çeyrek finalde elenmişler ve en başarılı olması beklenen takımda maalesef ki Muhammed Demirci o kadar başarılı olamamış ama gerçekten önemli bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. Daha 26 yaşında olduğunu da belirteyim. Dünya devleri peşinden koşarken kendisini bir anda Paris Saint-Germain'de buldu ve böyle profiline gelmek istiyorum. Nerede Muhammed Demirci milli takımın durumuna bakmak istiyorum. 55 maçta 9 gol atmış Muhammed Demirci ve fikstüre geldiğimizde 2026 Dünya Kupası'nda ikinci tura kadar gelebilmiş milli takım yeni Zelanda maçında 1-0 üstünlüğümüz var. 28'deki Avrupa Şampiyonası'na katılmışız. Fransa, Polonya, Romanya grubunda yer alacağız. Onu da bir sonraki son sezonda göstereyim sizlere. Hemen onun için 10. sezona ve sonuncu sezona geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun son sezonundayız. Muhammed Demirci kilit oyuncusu olarak devam ediyor. Milli takımın şöyle fikstür olarak bakalım. 2028 Avrupa Şampiyonası neler olmuş? Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar gelinmiş. Çeyrek finalde Ukrayna'ya elenilmiş. Onun dışında Muhammed Demirci'nin Romanya maçında bir golün olduğunu görüyoruz. İlk maçta gol yok. İlk maçta 4-0 mağlup olmuşuz Fransa'ya. Muhammed Demirci de bu arada kendisi Paris Saint Germain forması giymeye devam ediyor. Ligde 33 maçta 12 gol atarken 11 asist yapmış. 7-55'lik ortalaması var. Sezon boyunca ise toplamda 51 maçta 16 gol atarken 16 asist yapmış ve büyük ihtimalle Lig 1'i kazanmıştır Paris Saint Germain. 104 puanla kazanmışlar ve e, asist krallığında Muhammed Demirci'yi gözlerimiz arıyor. Kendisi 5. sırada yer alıyor. Gol krallığı sıralamasında biraz daha aşağılarda olacaktır. Tabii ki daha çok gol atan oyuncular var. Muhammed Demirci 12 golle 11. sırada yer almış bu dönemde. Paris Saint Germain'in fikstürüne bakacak olursak arkadaşlar kendileri Şampiyonlar Ligi B grubunda Paris Saint Germain, Porto, Bayern Münih ve Trabzonspor'la eşleşmişler. Hep Türk takımları denk geliyor. Birinci eleme turunda kendileri Wolfsburg'u rahat bir şekilde elemişler. Ardından çeyrek final, çeyrek finalde Fenerbahçe gelmiş. Fenerbahçe 3-0 mağlup etmişler. İkinci maçta toplamda 7-0. Yarı finale gelmişler. Yarı finalde rakipleri Manchester United'ı elemeyi başarmışlar ve finale geldiklerinde Chelsea'ye maalesef finalde 2-0 mağlup olmuşlar ve Muhammed Demirci kariyerindeki ilk şampiyonlar ligi kupasına çok yaklaşmış olmasına rağmen burada bu kupayı alamamış. Evet arkadaşlar Wonderkid olsalardı ne olurdu serimizin en önemli oyuncusu belki de Muhammed Demirci oldu. Beklenene yansıtamamıştı kariyerinde ama Futbol Manager 2020'de gerçekten iyi bir performans çizdi. Toplamda kariyeri boyunca 69 mili maçta 14 gol atarken 268 maçta da 65 gol atıp 72 asist yaptı. 7 bir ortalaması var ve çok iyi yerler de şu anda Muhammed Demirci ve bundan sonraki kariyerinin devamında da çok iyi bir performans çizeceği aşikar olarak gözüküyor bizlere. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer Muhammed Demirci save'ini ve database dosyasını oynamak istiyorsanız aşağıdaki katıl butonundan kanala üye olabilir ve topluluk sekmesinden bu dosyaya ulaşabilirsiniz. Videonun sonunda her zaman olduğu gibi hatırlatmak istiyorum sizlere. Eğer bu video gerçekten hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca destek amaçlı bu videoya sizlerden en az 250 like rica ediyorum arkadaşlarım. Bunu da söyledikten sonra her zaman olduğu gibi bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.